Günah işleyen kardeşlerimize nasihat ettiğinizde maalesef genelde öne atılan bahane ve mazeret yani ben mi yapıyorum sadece, hep niye bana söylüyorsun mazeretidir. O kadar çok duyuyoruz ki bunu artık bıktık mı diyelim. Şimdi sen kardeşine, Müslümana bir nasihatta bulunuyorsun. Bak böyle yapma bu doğru değil. Bunu başka şekilde yapmak gerekir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle şöyle demiştir, şöyle yapmanı ama tatlı dille, hikmetle yılanı dahi derinden çıkaracak bir güzellikte söylemene rağmen onun dediği genelde şu oluyor. E başkaları yapmıyor mu sanki? Bana niye diyorsun? Çok duyuyoruz değil mi maalesef? Bu tam bir şeytanca bahane. Şeytanca mazeret. Başkalarının yapması senin yapmanı gerektirmez ki. Başkalarının cehenneme gitmesi senin de gitmeni gerektirmez ki. Bu şeytanın bir tuzağıdır. Bunu söyleyen kardeşlerimiz unutmayacaklar ki Kabre yalnız girecekler. O başkalarıyla girmeyecekler. Sırat'tan yalnız geçecekler. O başkalarıyla geçmeyecekler. Allah'ın huzurunda yalnız duracaklar, başkalarıyla durmayacaklar. Tek başına. Öyleyse tek başına kulluk görevlerimizi yerine getirip bu nasihatları ciddi almamız gerekir. Nasihat deyince zaten bu da mazeretlerden, bahanelerden bir tanesidir. Bu hastalık yaygın bir hastalıktır yine. Müslümanların bir çoğusu kınanmayı istemezler. Hak adına Allah için söylenen nasihatlar noktasında dahi eleştirilmeyi, sorgulanmayı istemezler. Bu gururun ve kibirin işaretidir Allah muhafaza buyursun. Bir mümine Allah'ın kitabından, ayetlerinden, Resulünün buyruklarından siz bahsettiğinizde tevazu göstererek nasihat almıyorsa o mümin çoktan gurur ve kibir onun yüreğini sarmalamış demektir Allah muhafaza buyursun. Bu gurur ve kibirin işaretidir. Siz Allah'ın ayetinden, Resulünün sünnetinden bahsedeceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. O nasihatı almayıp mazeretler, kırıflar üretirse oraya kibir ve gurur çoktan hakim olmuştur. Şöyle denmiştir güzel bir sözde. Kişiye kardeşinin Allah'tan kork dediğinde, sen kendine bak. Sen kim oruyorsun da bana nasihat vereceksin demesinden daha büyük bir günah yoktur. O günah ona günah olarak yeter denmiştir. Ömer İbni Abdülaziz Rahimullah hatalarını eleştiren ona nasihatta bulunan insanlara ne diyordu? Bana en büyük hediye veren insanlar bunlardır diyordu. E, dünya adına hediye verenler değil. Benim hatalarımın düzeltilmesi için bana nasihatta bulunan insanlardır diyordu muhterem kardeşlerim. Öyleyse biz de bu şekilde davranmayı esas almamız gerekir. Bu mazeretten kurtulabilmek için.